seninki dedenler oluyor dedi. Ya hep bu kitaptan okuyorsunuz. Başka kitap yok mu? Şu bu diye. Dedim biz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyuyoruz. Onun için. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari ve Müslim'de bu hadis var. İnna Allah yeb'asu lihazir ümmeti ala re'si külli mi'eti senetin men yüceddidu leha dineha. Hadis. Yani bu ümmete Cenab-ı Allah her 100 senede bir müceddidi din bahseder. Yeb'asu bahseder. Bunlar peygamber değiller fakat peygamber vazifesi görüyorlar. Müceddit demek dinde bir şey ilave etmiyor ve dinden de bir şey çıkarmıyor. Böyle bir yetkisi yok. Ama ne yapıyor? Unutulmuşları ihya ediyor, uydurmaları iptal ediyor. Bir de anlatma tarzı, şekli, modeli, metodunu getiriyor. Mesela üstadımız ne diyor? Medenilere galebe ikna ile olur diyor. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddetle değil. Bu asrın insanları medenidir. Medine şehir demektir. Şehirde oturanlara da medeni denir. Köydekilere de bedevi denir. Bu millet medeni. Bilgisayarı var, telefonu var, radyosu var, televizyonu var. Yani medeni sayılır. Şimdi bu adama olan zındık öbür tarafa gidince yedin mi topuzu görürsün sen. Demektense adam diyor kim gitti kim geldi öbür tarafa. Giden gelseydi dedem gelirdi. Bizim Şinasi mesela. Ben diyor öldükten sonra dirilmeyi çok ilkel buluyorum. Neden? Ya ben öldükten sonra zaten toprağa gireceğim. Benim atomlarım, nötron ve protonlarım, elektron ve moleküllerim, DNA'larım toprağa karışacak. Artık ben bir toprakım. O kadar bir şeyler biliyor. Benim toprağımdan zamanla otlar çıkacak. Bir inek geçecek, benim otumu yiyecek. Benim atomlarım ineğe gidecek. Bir keçi gidecek, yiyecek. Keçiye gideceğim, koyuna gideceğim. Zaten ben başka şeylere dönüştüm. Tekrar nasıl insan olacağım diye böyle bir mazeret beyan ediyor. Zaten Kur'an'da da var bu. Aynı o zaman da Şinasi gibi diyenler var. Ne diyor? Ayette bak şimdi aklıma gelmiyor. Hocam var da hocaların yanında. Dilini tutacaksın. Ben diyor ölmüşüm. Ya ayette nasıl? Ve emik daha yok ya. Ölmüşüm. Kemik olmuşum. Toprak olmuşum. Turaben ve izamen. Ve eyna tübasun. Tekrar nasıl bahsolacağım diyor. Ben toprak olmuşum artık. Diyor o zaman. Ayet bu. Şimdi adam böyle dedi. Şimdi biz buna bir ayet okusak bu adam ayetten anlamıyor. Biz buna gene ayet okuyacağız ama Cenab-ı Allah'ın iki çeşit ayeti var. Bir tekvini, bir tenzili. Biz buna tekvini ayetten oturacağız. Teşrihi ayetten okursan bu adam anlamaz. Ama öbür ayetleri zaten üniversitede okuyor. Ama ayet olduğunu bilmiyor. Tabii ya. Okuyor adam. Bunlar hep Allah'ın ayetleri. Şimdi Cenab-ı Hak sayıyor. İnne fî halıkı semâvâti vel ard vaktilâfî leyli vel nehâr vel fülkilleti tecrifil bah bimâ yenfen nâz ve mâ enzelallâh mineskemâi min mâin fe ahyâ bil arda bâde mevkiyâ inne zâlike ilâ ahir le âyâtin li kavmin yâkilûn diyor. Benim bu saydıklarım akıllı olan kavimler için benim ayetlerimdir diyor. Şimdi biz burada bir kavimiz. Biz bunu düşünebiliriz. Şimdi bir kavim de nerede var? Kahvehanede. O adamlar bu ayetleri düşünebilir mi? O başka şey düşünüyor. Stadyumda da bir kavim var. Onlar da gol, 3 puan, 5 puan. O da bu ayetleri düşünemez. Şimdi biz bu kavim bu ayetleri düşündü. Şimdi Şinasi'ye dedim, Şinasi. Dedim doğru söylüyorsun hakikaten. Atomların ineğe gitti, keçiye gitti. Doğru. Zaten dedi evrende sirkülasyon var dedi. Devamı değişiyor. Doğru. Koyunu kesiyoruz. Be diyor. Kesiyoruz biraz sonra yiyoruz. Biz burada güzel bir efendim kebap yapıyor. Koyun oldu Necmi. Koyun oldu Mustafa. Koyun oldu Zafer. Oldu Yunus. Koyun. Biraz sonra koyun namaza başlayacak bizimle beraber. Bak geçti değil mi? Koyun insan oldu. Yani Şinasi'nin bu dediği doğru. Doğru söylüyorsun Şinasi'nin. Yalnız bir konu var abicim. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım dedi. Peki dedim sen 26 sene evvel neredeydin mesela? Babası öğretmen biz geçmiş İskenderun Konya falan filan. Malatya. Baktı bir sene açık. Yoktum dedi. Vardın Şinasi'dim hatırlamıyorsun. Nasıl? Sen bildiğin ıspanaktın.
Keçiydi, koyundu. Ne demekti? Bak baban olacak adam dedim. Yoğurt ıspanağı yedi. Keçinin kızartmasını yedi. Koyunun büfteğini yedi. İneğin köftesini yedi. Babanın damarında sperm oldu. Tıpla bölüşüyordu. Kur'an da böyle. Sonra babandan annene intikal etti. Annene hoşaf yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırma yedi. Simav'dan gelen fasulye yedi. Tosya'dan gelen pirinci pilavını yedi. Almanya'dan gelen çikolata yedi. Sen annenin kanına şinasi çıktı. Şinasileşirken haberin oldu mu? Çocuk şimdi olmadı diyor. Ama çok güzel dinledi. Gördün mü şinasicim? Ne kadar dağınık yerlerdeydin. Cenab-ı Allah seni topladı. Bir araya getirdi, şinasi yaptı. Yine dağıtır, yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor, ikinci defa mı? Hangisi zor? Birinci defa yapmak zor. Birinci defa bir şey yapan Allah böyle. Neden dedim? Masları yok, astarı yok, ölçüsü yok, deneyimi yok. Deneyimli dedim Cenab-ı Allah öyle bizi böyle yarattı. İkinci defa daha çok yarattı. Adam yazmış onu. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Baktım şinasinin kafası yattı. Dedi, gerçekten verdiğiniz yanıt dedi. Bana kanıt verdi dedi. Bugün onu anlattık orada değil mi? Adam da nasıl dinliyor bak. Hiç yüz vermeyen adam oturdu. Hem gülüyor hem doğru diyor. Doğru doğru doğru. Şimdi bunu bu zatı almışlar. İsmail Ağa Camii'ne götürmüşler. Herkes orada sakallı ya. Bu tek sakalsız, bıyıksız. Bu ürkmüş oradan. Oradan ürkünce bizden de kaçıyor bu sefer. Tabii ya ulan oraya götürülür mü? Geçenlerde biri diyor ki. Gazetede yazardı şimdi yok meydanda. Diyor mucize görmek isteyen Mahmud Efendi'nin dergahına gitsin. Keramet görmek isteyen. Dedim bize de mucize görmek isteyen bizim dershaneye gelsin. Biz dedim mucize gösteriyoruz. Bak bu mucize. Bu mucize. Bunlar mucize. Mucize. Tabii ya mucize. Bari mucize. Ama peygamberimiz niye bu mucizeyi göstermedi de ağacı yürüttü? Ya adama dese bak mucizecek adam bende de var. Onun mucize göstermesi peygamberliğini ilan etmek için. Bizim göstermemiz Allah'ı ispat etmek için. Tabii ya. Şimdi oturduk şurayı açtık. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Çok enteresan kardeşler. Ya belki bin defa okudum burasını. Lezzet alıyorum ya vallahi. Eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, insanlığa gönderilmiştir. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor, açık açık anlatmıyor? Mesela burada Süleyman Aleyhisselam'ın uçmasını anlatırken efendim uçağa işaret ediyor diyor üstadımız. Ya ve Süleyman erlu ne diyor? Kutuva şehrun ve revahu şehr. Ve Süleyman erriha kutuva şehrun ve revahu. Hazreti Süleyman bir günde havada tayyaran ile, tayyaran uçmak demek. Eskiden tayyara derlerdi. Arapça olduğu için uçağı çevirdi. Ne kurulaz bunlar. Tabii nazır mesela. Hariciye nazırı, dahiliye nazırı, maliye nazırı, marif nazırı, nazırı kaldı bakan. Bakan bakıyor. Bakan nazır Arapça ya, tak bakana çevirdi. Esalim bunlar. Mesela bu ambulanslar var ya bizim çocukluğumuzda imdat-ı sıhhiye yazardı. Yani sıhhata yardım eden, yardım eden bak. Arapça diye onu sil der, can kurtaran yazdır. Bak, imdad-ı sıhhiye demek, sıhhata yardım eden, kurtaran değil. Sil der onu, can kurtaran yazdır. Bu sefer can da kurtulmuyor, ölüyor arabada. Adam diyor, mahkemeye veriyor. Ben can kurtaranı bindirdim, adam öldü diyor. Kurtaramadınız. Baktılar istakat. Sildiler. Ambulans kimse anlamıyor. Biliyor musunuz manasını? Allah aşkına ne demek ambulans? Ambu ne demek ambu? Bu demek ilk yardım demekmiş. Hani adama üfürük yapıyorsun ya böyle bazen burnundan üflüyorsun. Bu ambuymuş ulan sındık. Bak ambulans. Şimdi nereden geldin buraya ambulansa? Tayyaran ile. Tayyaran ile. Yani uçarak tayırmışsa kuşun, tuyurun, hudurun. Süleyman bir günde havada tayyaran ile
iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der Cenab-ı Allah. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer insanlık, madem sana yol açıktır bu mertebe yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı ile manen diyor. Ey insan, bir abdim, yani Süleyman Aleyhisselam hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Ne demek hevai nefsini? Süleyman Aleyhisselam'ın hevai nefsi ne olabilir ya bir peygamber? Nefsini terbiye etmesi. Bak ne yapmış biliyor musun kardeşler? Katanalarla, atlarla savaşa gidiyor Süleyman Aleyhisselam. Bir gün onların paltılığıyla, yollarıyla, aksesuarıyla uğraşırken bir namazı geçirecek duruma gelmiş. Öyle bir üzülüyor ki ya Rabbi diyor, bunlar benim ubudiyetime mani oluyorlar. Bütün atlarını kestirmiş. Etini de dağıttırmış. Ben diyor bundan sonra yayan gideceğim harbe. Madem ki bunlar benim ubudiyetime mani oldular, ben bunları istemiyorum diyor. Cenab-ı Hak da diyor, kulum sen madem ki onları benim için kestin, ben de seni havaya bindireceğim diyor. En muazzam bir şey değil. Üstad onu orada anlatmıyor. Başka bir yerde okumuştum ben. Denk geldi yani. Demek ki hevai nefsi bir peygamberin ne olabilir? İşte oymuş yani. Allah da onu havaya bindirir. Havaya bindirir. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanini adetimden, kainattaki kurallardan istifade edeceksiniz. Siz de binebilirsiniz. Yani diyor ki burada neden uçağın kanadını, motorunu, tekerini anlatmıyor da sadece bir işaret veriyor. Neden diyor anlatmıyor? Diyor. Yani Kur'an beşer için gelmiştir. Neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remiz ile, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir iptalle iktifa ediyor. Neden böyle yapıyor? Her cevap. Çünkü medeniyet, beşeriye harikaların hakları bahsi Kur'an'ide o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazife-i asliyesi, bak neymiş, daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezayet ve ahvalini talim etmektir. Cenab-ı Allah kendi rububiyetini, kudretini bize tanıtacak. İşte diyor yağmuru böyle yağdırıyorum, dünyayı böyle döndürüyorum. Elem yekü mutfeten min meniyyen yümna, sibir damla meniden yaratıyorum. Yağmuru böyle yağdırıyorum. Yekâdü senâ berkıhî yeshebu bi ebsâr. O şimşeğin diyor, şeyi o kadar parlaktır ki gözünüzü alıp götürür. Bak, izâ zülziletil ardu zilzâle. Yani Rabbim kendi azametini, kendi kudretini, kendi rububiyetini Kur'an'da bize ne yapıyor? Tanıtıyor. Bir de bizim ubudiyetimizi talim ediyor. İşte diyor abdest alırken ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Efendim femsehur useküm. Başınıza sen ve ercülüğün ayaklarınızı yıkayın. Bak burada teferruatla anlatıyor. Ama uçağın teferruatını anlatmıyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın vazifesi neymiş? Daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin ahvalini talim ediyor. Ya. Öyleyse şu havarik-i beşeriyenin o iki dairede alacakları hakları yalnız zayıf bir remz, hafif bir işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler, ey Kur'an, dünyanın dönmesinden bahsediyorsun, bulutların uçmasından bahsediyorsun, denizlerden bahsediyorsun, bizden de bahsetsene biraz dese, o vakit pek ak ve pek az hak alabilirler. Mesela tayyare-i beşer Kur'an'a dese bana bir hakkı kelam ver, ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareli olan seyyarat, arz, Kur'an namı kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Deyince adam mest oldu. Neden? Kaç kişi taşıyorsun arkadaş? 700 kişilik uçaklar varmış. Görmedim. Kaç kilometre hızla gidiyorsun? 750 ile. Güney Arz diyor ki ben 108 bin kilometre hızla gidiyorum. Köfte or. Kimsin lan sen?
Kaç kişi var sırtında şu kadar? Benim üstümde sadece 7 milyar insan var. Milyarlarla develer, sığırlar, filler, aslanlar, kıtalar, denizler sırtımı almışım. Abra'ya gidiyorum atmosferde. Sen kaç paralık adamsın ki Kur'an senden bahsetsin? Dedi Muhammed, görüyorsun değil mi? Ne cevap be, tokmak gibi vallahi. Atom diye cevap. Biz olsak, hikmetinden sual sorulmaz. Zaten eski hocalar bir şey cevap bilmedi mi? Hikmetinden sual sorulmaz. Halbuki hikmetten sual soruşturursa cevap veriyor. Eğer beşerin tahtel bahirleri, yani denizaltı gemileri, ayat-ı Kur'an'dan mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri, yani bahri muhit-i havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar, ona diyecekler. Bak çünkü zemin de bir sema neymiş? Es-sema'ı mevcun mekfufun. Sema diyor dalgaları karar dilde olmuş bir denizdir diyor. İşte bak semada ne var? Esir var. Esirde yüzüyor. Ya yıldızlar, seyyareler, gezegenler. Mevki isteseler o dairenin tahtel bahirleri yani bahri muhit-i havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin görünmeyecek kadar azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları şunlar. Hakkı kelam isteyerek ayetlere gelmek isteseler. Halbuki Kur'an bunlardan da bahsediyor. Ez-zücacetün, el-en-nuru diye anlatıyor ama teker teker ampulü demiyor yani. O dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetine bahis ve beyana girebilirsin. Şimdi bizim burada lambamız yanıyor. Git mutfağa karanlık. Ama güneş yandığı zaman bütün dünya aydınlanıyor. Kaç paralık oluyor güneşin yanında? Yıldızların yanında? Şimşeklerin yanında? Kaç paralık oluyor ki ondan bahsetsin? Ben desem şimdi ya niye benden bahsetmiyor televizyon? Hep efendim Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor. Lan seni kim takar? Niye bahsetsin sen? Bizde de derslerde bahsediyorlar. Değil mi? Bak Necmi abi geldi. Niye geldim diyor. Ankara'dan çağırıyorlar, Almanya'dan çağırıyorlar. Şeyden çağırdı, Sibirya'dan davet ettiler. Efendim, şuradan buradan, Amerika'dan, Avusturya'dan hep davet var, sıradayız. Ama gidemiyorum, tabii buradaki hizmet yeterli geliyor. E demek ki biz de bu hizmetin içinde tanınıyoruz. Herkesin tanındığı ayrı bir şey var. Bu kadar. Eğer havariki medeniyet, dekaiki sanat cihetinde haklarını isteseler, tamam ya büyüklükten alamadık, oradan alamadık. Harikalık bakımından bak, neler yapıyor. İsteseler ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Ne diyor Yunus? Bir sineğin kanadını 40 kaniye yüklettim, çekemedi, şöyle kaldı yazılı. Bir tek kanadını çekememiş 40 kanı. Şimdi bunu tabii, bu adam bahsediyor, adam diyecek ya, bir edebiyat yapmış diyecek, ne biçim laf falan. Üstad onu anlatıyor. Bir sineğin kanadı diyorlar. Zira sizlerdeki beşerin cüz'i ihtiyarıyla kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz. Ya öyle sinek var, nokta gibi be abicim. Evet. Nokta bugün bir sana mı gösterdim ben? Ben abi. Sana değil mi? Bak dedim Allah aşkına hemen bir uçtu bize bir açtı kanatlarını böyle. Nokta kadar ha. Piu dedi gitti. E şimdi sen bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Sinek kadar bir uçak yapamadığın gibi dünya kadar da bir uçak yapamazsın. Otur oturdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَحْلُكُ زُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ diyor Rabbimiz. Eğer Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı davet edin, çağırın, bir tek sinek yapamazsınız diyor. Meydan oldu. Gitti bak. Daireyi rububiyetten akalamıyorlar, incelikten alamıyorlar. Şimdi ubudiyete geldik. E bari ubudiyet yönünden anlatsın. Nasıl abdesti teferruatla anlatıyor. Bizim de kuyruğumuzdan, kanadımızdan bahsettim. Eğer o harikalar
Daire-i Ubudiyet'e gidip, ya ne cevap verdi arkadaş bunu ancak Mehdi adam, bak Mehdi Azam dedi. O harikalar Daire-i Ubudiyet'e gidip, o daireden haklarını isteseler, isterlerse o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar. Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay gelemezsiniz. Çünkü programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan da onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir kardeşler. Bir defa geldik ha. Bu fırsat bize bir defa verildi. Allah beni fare de yaratabilirdi. Domuz da yaratabilirdi. Yılan da yaratabilirdi. Ama insan yaratmış. İnsan olmak için dilekçe vermedim, okula gitmedim, tahsil yapmadım, yatırım yapmadım kardeşim ne demek ya. Geçenlerde bana bir bayan diyor ki, neden diyor Allah diyor, Hazreti Muhammed'e verdi peygamberliği. Beni yapsaydı ya bir Muhammed. Dedim sen Muhammed olmadığına üzülme de eşek olmadığına şükür. olmadığına şükür. Fare olmadığına şükür. Kız çağır böyle kaldı. Hocam dedi teşekkür ederim, elini öpebilir miyim? ben dedi başımı örteceğim namaza başlayayım. Allah kabul etsin. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat ebediye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. Evet ve en ehemmiyetli ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz, uçağa konuşuyor bunu, gemiye söylüyor. Siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makarlı ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görünüyor. Yani uçağa bindiğin zaman Allah'ı aklına getirecek bir şey yok ki orada bir tesbih sallanmıyor. Basıyorsun, şey geliyor, hava geliyor. Basıyorsun, hostes buyurun diyor. Basıyorsun lamba yanıyor. Basıyorsun rahat aşağı kaçıyorsun. Basıyorsun kalkıyorsun. Bak hep senin rahatlığınla ilgili. Dini iman hatırlatacak bir şey yok ki orada. Sen nasıl daire-i ubudiyete gireceksin? Öyleyse hakperestlik, variti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Yoktur demiyor azdır. Lakin eğer kıymet dar bir ibadet olan sırf menfaat-ı ibadullah için, yani Allah'ın kullarını rahatlatmak için ve menafi umumiye ve istirahat-ı ammeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemali hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşşaflar arkanızda ve içinizde varsa o hasta zatlara şu remiz ve işaret-i Kur'aniye sahaya teşvik ve sanatları takdir etmek için elhak, kafi ve vafidir. İşaret ediyor diyor. Hem okuduk ya bir ayet. Üstattan da isteyen Bediüzzaman Said Nursi. Demiyor değil mi? Ama bahsediyor. Yevme yetti ila tekellem nefsüm illa bizni feminim şakiyün ve said. Sadakallahü razim. Ayet 105 Hud suresi. O gün geldiği zaman hiçbir kimse kendi nefsinden tekellüm edemez. İlla bizni benim isim verdiklerim konuşur. Feminim şakiyün ve said. Ayet umumi. Ayete de bakıyor, dünyaya da bakıyor. Mesela şimdi bir adam çıkmış ezan okuyor. Bu adamı Said kabul edersek. Allah buna fırsat vermiş o ezan okuyabilir mi? Adam çekmiş şarabı küfrediyor ana avrat. Peki Allah buna fırsat vermese sövebilir mi? Sövemez. Hayrihi ve şerri min Allah-u Teala. Hayrı da Allah yaratıyor. Şerri de Allah yaratıyor. Bundan tut da ta kıyamet gününe kadar ta asrımıza kadar işari manada öyle bir gün geldi ki hiç kimse konuşamadı. Hocalar sustu, ezanlar sustu, medreseler kapandı, terkkeler, zaviyeler kapatıldı. İki kişi konuştu. Biri Said, başımdaki saçlarıma dedince başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli sındıkaya eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş, ehli sındıkaya teslim silah etmeyecektir ve kutsi davasından vazgeçmeyecektir. Sene 1935 Eskişehir Mahkemesi. Böyle diyor. Ve kimse konuşamıyor. Bir de öteki konuşuyor. Şakir'le konuşuyor. Şakir ne demek? Yol kesen. Şimdi yatırma.
tesettürün yolunu, Kur'an'ın yolunu, nikahın yolunu kesmiş. Şakı. Bir de o konuşuyor. Apaçık ya, daha buna. Ben bunu bir efendim, bir profesöre söyledim şeyden, bu bizim şeye geliyorlar yani, üstadın sempozyumuna. Ferit Bey'e, Ferit Hoca'ya söyledim, bunu okudum bu ayeti. Dedim Said Bediüzzaman Şakî'de kefere, Allahu Ekber dedi. Fırladı yerinden. Dedi fırladı ya. Ya Ferit Ensari, adam tefsir profesörü. Yanındaki profesörü anlatıyor adam. Hem iş böyle, belli olmaz. Hiç ummadığın keşfeyler esrarı deri unut. Sen herkesi kör halini sensen mi sanırsın? Çantacı ne işmiş öyle işte. Allah söyledi. Bizim çünkü mesleğimiz olduğu için böyle Yecüc Mevcut'ten basan ayet var. 96. ayet şey. Enbiya suresi. Hatta fütühat Yecücü ve Mecücü ve minkülü hadebin yensin. Hadebe bile işaret. Yecüc Mevcut diyorsa. Yecüc Mevcut. Biraz önce okuduk hocam. Çok enteresan. Hadep mi? Hadep. Dağ tepe demek. Dağlardan tepelerden inerler. Kandil dağı, abar dağı, kabar dağı, kopar dağı. Allah Allah! Bak. Oku hocam şurasını be, sen oku mübarek. Evet. Sedd-i Zürkayn'ın tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyaya fesade vermesi gibi. Geçmişte fesada vermişler, kırmışlar, tahrip etmişler. Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselam olan Sedd-i Kur'an'ın tezezzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olan ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Başlıyor. Bunu üstad 1900 efendim Kastamonu'da yazıyor. O 36 senesinde yazıyor. Hiçbirimiz hayatta yoktu. Ben 37'liyim. O zaman başlıyor diyor bak. Yani şey yapıyor. İstihbarı anlatıyor. Başlıyor. Anarşi diyor bak. Fesat diyor, zındık diyor ama anarşi kelimesini oraya oturtuyor. Anarşi ne Kürtçe, ne Farsça, ne Arapça, ne Osmanlıca. Anarşit. Biz anarşiyi 71'de duyduk anarşi kelimesini. 71'de biz de içeri attılar o zaman. Gitmiş bir anarşi. Ben bir hastalık. Anarşi çıkmış, anarşi. Bir nezle çıkmış gibi zannediyorum. Ben vallahi bilmiyordum anarşi ne olduğunu. Anarşi çıktı, anarşi çıktı. Yani bir hastalık çıktı gibi. İşte abi orada yazıyor bak. Fesada başlıyor. Başlamış ya. Ye icücü ve me icücü ve hüm min külli hadebin yensi. Şunları kıbresi orası. Bak burada ne yazıyor? Bak. Ne diyor hocam Allah aşkına? Vela raddün vela ya usulatın bu. Yani itiraz edene cevap veriyor. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur diyor. Yani itiraz edersen, bak burada ayet. Namık Kemal, Allah rahmet eylesin. İyi bir adammış, bakma sen. Bu Fransa'ya gitmiş. Orada İslam'ı temsil ediyor. Toplanmışlar. Şimdi bu ayet okuyor. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ diyor. Hanito varmış orada bir tane. Hanito Fransız şeyi. Yani yaş ve kuru Kur'an'da ne varsa kainatta Kur'an'da mevcuttur. Hanito demiş ki madem ki yaş ve kurudan bahsediyor. Benim bu sakalımdan da bahseder mi? Tek tük sakalı varmış böyle seyrek. Bundan da bahseder mi? Ben diyor hafız değilim ama Allah beni diyor mahcup etmemek için bu ayet, Sure-i İbrahim'de bir ayet var. Diyor ki öyle beldeler vardır ki orada diyor Cenab-ı Hak çok diyor bereketli mahsulat çıkartır. Ve öyle beldeler vardır ki hiçbir şey çıkmaz. İlla Nikide tek tük şeyler çıkartır. İşte demiş o belde burası, orası da senin pis suratın. Buyurun. O kadar. Adamın bir hocaya demiş ki bir soru soracağım Kur'an'dan cevap vereceksin. Nereye demiş. Bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? Alıyor telefonu tak fırıncı Mehmet'e. Mehmet'ciğim diyor bugünkü
Ölçülere göre diyor, bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? Abi 85 tane çıkıyor diyor. 85 tane çıkıyormuş diyor. E senin Kur'an'dan cevap vermedin. Ben Kur'an'dan cevap verdim. يَسْأَلُوا عَلَى الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا. Size bir şey bilmediğiniz bir şey sorulursa onu ehli zikirden sorun. İlim sahibinden sorun. Bak ben fırıncıdan sordum demiş. Müftüden sormadım. Hastalıkla ilgili bir şey sorsam doktora soracaktım demiş.